Şimdi bir tanımlama yapmış x doğal sayısı için. Rakamlarının toplamı Tx ile gösteriliyormuş. Yani mesela diyelim ki sayımız T'nin içine gelecek sayı işte 27 ise bunun sonucu 2 artı 7'den 9 gelecek. Yani T27 9 rakamlarının toplamı. X doğal sayısının rakamlarının toplamı olacak şekilde tanımlanmış. Şimdi yukarıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. K2 basamaklı doğal sayı ise TK 18 farklı değer alabilir diyor. Şunu siliyorum. Şimdi iki basamaklıların en küçüğünü hesaplayalım. İki basamaklı en küçük sayı 10 olur. Sayımız 10. İki basamaklı en büyük sayı da 99 olur. Bu aralıktaki farklı değerlere bakalım. Eğer 10'sa sayımız T10 1 artı 0'dan 1 değerini alır. Eğer 99 versek iki basamaklı olarak T99 rakamların toplamı olacak. 9 artı 9'dan 18. 18 aldığına göre bundan geriye doğru olan diğer sayıları da alır. 17'yi de alır mesela. 9, 8, 17 olur. 9, 7, 16. Böyle geriye doğru gelebiliriz. Sayımızı 20 alsak 2 olur, 30 alsak 3 olur. 1'den 18'e kadar olan tüm sayıları alır. 18 farklı değer alır diyor. Bu doğru demek. 18 farklı değer alabiliyor. 1 ile 18'in arasındaki tüm sayıları alır. Şimdi 2'ye bakalım. A ve B birer doğal sayı. TA artı B, TA artı TB'den büyüktür diyor. Yani iki ayrı sayıyı aldığımız zaman herhangi iki sayı olduğunu düşünelim. Burası mesela 12 olsun. Burası 13 olsun. Bunun rakamlarının toplamı 1 artı 2. Bunun rakamlarının toplamı 1 artı 3. Şurası 3 yapacak. 4. Bunun sonucu 7 gelir. Bu ikisini toplayalım. 25 yapar. 25, 12 artı 13. 2 artı 5'ten 7 gelir. Yani bu sağlanmamış olur. Hatta şunu daha düzgün yazayım ben. Şimdi ifade şunu söylüyor. T 12 artı 13 büyüktür diyor. T 12 artı T 13. Rastgele bir sayı aldım tabii. Ama bunu sağlaması sağladığı anlamına gelmeyecek. Başka denerdi. Şimdi şu ikisinin toplamı T25 yapar. Büyüktür. T12 1 artı 2 rakamlarının toplamı. T13 1 artı 3. T25 2 artı 5. Büyüktür burası 3 artı 4. 7 büyüktür 7. Bu doğru değil. Doğru olduğunu söylüyor. Bu yanlış demek. Bu yanlış. Bu ifade yanlış. Bu yanlış çünkü 7 7'den büyük değil. Şuna bakacağız. M yine bir doğal sayı. TM küçüktür. TM artı 1. Yine farklı sayılar alarak deneyebiliriz. Mesela M yerine, tabii istisnayı bozmaya çalışacak şekilde seçmeye çalışıyorum ben. Yani sağlatmayacak şekilde. Çünkü aksine bir tane örnek bulduğumuz zaman başka bakmaya gerek yok. Sağlamaz deyip geçebiliriz. M yerine 9 yazsak şöyle olur. T9 küçüktür diyor. T 9 artı 1. Yani şunu diyor. T 9 küçüktür diyor. T 10'dan. T 9 9'dur. Rakam bir tane. O da 9. T 10 ise rakamların toplamı 1 artı 0. Buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. 9 küçüktür 1. Bu da yanlış. 9 birden küçük değil. Yanlış. Bu da yanlış. Şu ifade yanlış. Doğru olan sadece 1 numaradır. Bu sadece bir numara doğru olabilir.